Merhaba herkese, iyi akşamlar. Yapı Kredi Bankası günlük grafik. En son ayın birinde baktık. Yok, onunda baktık, özür dilerim. Şurada. Hafif düşen düzeltme trendi diyelim biz buna. Düşen trend demeyelim de bir düzeltme trendi içerisindeydi. Kırdı, güzel koparak kırdı. Bir üst noktaya yerleşti gibi söyleyeceğim ama yani henüz kırılım gelmedi. Yani 3.20'nin üstüne çıkamadı. Bir önceki direnç noktasına takıldı tekrar. Ben burada 3.20 alıyorum. Yani bir önceki 3.18-19'dan döndü ama bir kuruş aramıyorum. 3.20 burada hayati bir hal aldı. Geçemedikçe 8 günün arasında sıkışıyor. Hatta 20 günün arasında sıkışıyor. Yani burada iki tane ana yer var. Birisi 3.20, ya burası kırılacak ya da aşağıda 2.94 kırılacak. Yani bir önceki akım bize onu gösterdi. Dolayısıyla major olarak bir yatay hareket gibi değil tam aslında ama hani öyle de alabilirsiniz. 2.94 ile 3.20 önemli burada ikisi. Tabi arada da bir 3 lira desteğimiz var. O da sürüyor. Yani 3 lira 3 kuruşta şu anda. 8 gün ortalaması. Yani orası geçilirse 3 liradan aşağı salarsa 2.94 beklenebilir. Tabi 3.20'nin de üstüne çıkması burada büyük tercih. Çünkü şunu söyleyeyim yani bankalar hala çok ucuz. Temel analizciye de sorun. Muhtemelen hepsi söyleyecektir. Bankalar hala şey yapamadı. Bir türlü o piyasa değeri, defter değeri farklarını kapatamadılar açıkçası. Yani banka şu an bir şeyde de söyledim bunu. Hangi videoda hatırlamıyorum yani. Bir Garanti Bankası videosunda da anlattım galiba. Tabi burada şey var. Bir risk unsuru var. Şu işte enflasyon faiz oranı biliyorsunuz. Bir uzun uzun anlatmayacağım işte. Biraz pozitif faiz dedik. Kasım enflasyonu biraz beklenenden yüksek geldi. O fark bir tık kapandı. Muhtemelen şimdi piyasa tekrar bir faiz şeyine düşecek. Merkezden bir faiz talebi olacak. Yani sıkılaşma adım isteyecek açıkçası. Sıkılaşma geldikçe muhtemelen bankalar da bundan bir önceki gibi olumlu etkilenir. Ama yani şimdi ben çok o konularda yorum yapmak istemiyorum da yani bir faiz beklentisi oluşur da piyasada. Merkez Bankası Başkanı gereken adımları yani para politikası kurulu gereken adımları atmazsa bu yönde o zaman bankalar için biraz daha belki hisseler için sıkıntılı dönem olabilir. Dolayısıyla banka trade ediyorsanız bu haberlere özellikle Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarına da ilgilenmenizi öneririm. Şu an yani göstergeler şimdi yatay mı diyelim buna? Kendi desteğin etrafında RSI kendi ortalama desteğinin etrafında dönüyor. Aşağı ve yukarı göstermesinin çok bir anlamı yok şu pozisyonda. MACD'de yine hafif aşağı, hafif yatay bir durum veriyor. Histogram da biraz silikleşmiş. Yani şuna bakabilirsiniz. Yani 3.20 geçildiği zaman göstergelerde yukarı doğru bir hareket gösteriyorlarsa, tabii biraz da momentumlu olursa tercihen ve hacimde de bir yükselme olursa, yani normalde işte 351 milyon son günlerin günlük hacim ortalaması şu an bir açayım şurayı da tam söyleyeyim. 157 milyon yapmış yarı yarıya. Biraz ilgide azalma var yani. Tekrar ilgi çoğalırsa o zaman 3.20 kırılıp üstünde kalma ihtimali artar. Bunun dışında Yapı Kredi için söylenecek bir şey yok. Burada özel bir mum formasyonu yok. Onu da söyleyeyim. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.